Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde fiilde anlam özellikleriyle ilgili biraz etkinlik yapacağız ve böylelikle fiilde anlam konusunu biraz pekiştirmiş olalım. Evet. Şimdi hemen başlayalım ee, örneklerimize. Birinci örneğimiz: Annem seni seviyor. Hemen fiilimizi buluyoruz arkadaşlar. Seviyor. Nedir fiil? Ee, cümleleri tam okumaya... Ne yapalım arkadaşlar? Dikkat edelim. Lütfen cümleleri tam okuyalım. Ee, şimdi seviyor. Başına onu getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum. Onu seviyor. Direkt o zaman ne oluyordu arkadaşlar? İş fiili oluyor. Zaten seni demiş. Evet. Kamyon parkın önünde durdu. Şimdi bakın ne yaptı? Durdu. Ee, duran kamyon. Kamyon kendi isteğiyle mi duruyor? Ee, yani şoför vasıtasıyla kendi isteğiyle Duruyor. Zaten onu durdu diyemiyoruz. İlk önce onu getirecektik. Onu durdu olmuyor. Kendi isteğiyle, kendi iradesiyle olduğu için durumdur arkadaşlar. Akşam deniz kenarında yürüdüm. Fiilimiz yürüdüm. Hemen onu getiriyoruz. Onu yürüdüm. Olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla ya durum ya da oluş. Şimdi insan kendi iradesiyle mi yürüyor? Kendi iradesiyle yürüyor. Kendi iradesiyle yürüdüğü için ne oluyor? Durum oluyor. Kendi iradesiyle olmasaydı oluş olurdu. Bağdaki armutları, armutlar sararıyor. Evet, şimdi sararan, sararıyor fiil. Onu sararıyor oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Ee, şimdi bu armutlar kendiliğinden mi sararıyor? Kendiliğinden sararıyor. Yani öznenin bir e, katkısı yok. Kendi isteğiyle olmuyor. Kendiliğinden olduğu için oluş diyoruz. Sevimli goril yaşlanıyordu. Şimdi yaşlanıyordu nedir arkadaşlar? Fiilimiz. Şimdi goril kendi isteğiyle mi yaşıyor, yaşlanıyor yoksa isteği dışından mı yaşlanıyor? İsteği dışında. O yüzden oluş fiili. Çocuk dışarıdaki çiçekleri ezdi. Ezdi fiilimiz. Onu ezdi diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Zaten dışarıdaki çiçekleri. O zaman ne oluyor? Onu getirebiliyorsak arkadaşlar iş fiili oluyor. Şiir okuyarak dinlendim. Dinlendim fiilimiz. Onu dinlendim olmuyor. Dolayısıyla iş fiili değil. Peki öznenin iradesi var mı burada? Ben kendi isteğimle dinleniyorum. O zaman ne oluyor? İrade varsa durum. İrade yoksa oluş oluyordu. Komşumla parkta oturduk. Hemen dikkat edelim arkadaşlar. Fiilimiz oturduk. Onu oturduk diyemiyorum. Dolayısıyla iş fiili değil. Peki biz kendi irademizle mi oturduk? Evet. İrademizle olduğu için durum fiildir. Sararmış otları topladım. Topladım fiilimiz. Onu topladım diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Dolayısıyla bu iş fiili. Zaten sararmış otları var. Evet. Seni görünce çok sevinmiştim. Sevinmiştim. Onu sevinmiştim oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Dolayısıyla iş fiili değil. Ya durum fiili ya da oluş fiili. Öznemin iradesi var mı? Yani insan isteğiyle sevinebilir. Sevinebiliyor mu? Sevinebiliyor. O zaman nedir? Durum fiilidir. Çadırları daha kurduk. Şimdi kurduk fiilimiz. Onu kurduk oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Zaten çadırları kurduk. Yani bir nesnesi de var. Dolayısıyla iş fiildir. Armutlar olgunlaştı. Şimdi olgunlaştı nedir arkadaşlar? Fiilimizdir. Armutlar. Şimdi fiilimizi bulduk. Olgunlaştı. Başına ne getireceğiz arkadaşlar? Onu getireceğiz. Onu olgunlaştı diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. O zaman iş fiil değil. Ya durum fiili ya da oluş fiili. Şimdi olgunlaşma işi öznenin iradesiyle mi? yoksa iradesi dışında mı? İradesi dışında çünkü ben dur bir olgunlaşım diyemiyor armutlar. İrade dışı olduğu için nedir arkadaşlar? Oluş fiildir. Şimdi arkadaşlar bunları bu etkinlikleri yaparken dikkat ediyorsanız cümleleri tam okuyorum. Buna dikkat edin. Lütfen cümleleri tam okuyun. Fiilde anlamı bulmak için çok basit tekrar edelim şöyle bir. İş fiillerin başına ne getirebiliyorduk? Onu getirebiliyorduk. Bir nesnesi vardı. Durum ve oluş fiillerinin başına onu getiremiyorduk. Onu getiremiyoruz. Şimdi durum fiilleriyle oluş fiilleri arasındaki fark neydi? Durum fiillerinde öznenin iradesi vardı. Özne kendi isteğiyle yapardı. Oluşta ise öznenin iradesi yoktu. Arkadaşlar biraz da soru tiplerine bakalım. Fiilde anlam konusuyla ilgili, fiillerin anlam özellikleriyle ilgili. Acaba çoktan seçmeli sorularda yani testlerde nasıl sorular geliyor? Bir onları irdeleyelim. Evet birinci sorumuzdan başlayalım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır? Durum fiilini soruyor. Şimdi tek tek biz hepsini yapalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Cümleleri tam okuyorduk. Lütfen buna dikkat edelim. Çayı her zaman şekersiz içerim. İçerim fiilimiz. Bakın onu içerim diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Zaten çayı demiş. O zaman bu nedir arkadaşlar? İş fiilidir. İkincisine bakalım. Durakta tam 20 dakika beklemiş. Beklemiş fiilimiz. Bakın onu beklemiş diyebiliyor muyum? Muhakkak birini bekliyor. Dolayısıyla onu gelmesini fiilin başına getirebildiğim için bu da iş fiili. Çocuklar okula doğru yürüyorlar. Şimdi yürüyorlar fiilimiz. Onu yürüyorlar diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Peki çocuklar yürüyor. Peki çocuklar kendi isteğiyle mi yürüyorlar? İradesiyle mi? Evet. Kendi iradesiyle oluyorsa nedir? neydi arkadaşlar? Durum fiiliydi. Dördüncüsü yaşlı geminin her yanı paslanmış. Şimdi paslanmış nedir fiilimiz? Peki onu paslanmış diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Demek ki iş fiili değil. Ya durum fiili ya da oluş fiili. Peki irade var mı burada? Yaşlı kemi kendi iradesiyle mi paslanıyor yoksa iradesi dışında mı? İradesi dışında. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Oluş fiildir. Bize neyi sormuştu? Durum fiilini sormuştu. Cevap C oluyor. Hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş yani kılıç bildiren bir fiil vardır diyor. Proje görevimiz için kaynak araştırıyoruz. Araştırıyoruz fiilimiz. Onu araştırıyoruz diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Zaten kaynak araştırıyorlarmış. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? İş fiildir. Şimdi arkadaşlar cevabı bulduk. Bize iş bu iş fiil sor, e, soruyor. Doğru. Ama bunu lütfen diğer sorularda da, bu sorularda da sürekli kendinize adet edin ve adet edinin ve yapın. Çünkü atladığımız, şaşırdığımız bir yer muhakkak olabilir. O yüzden tüm soruları, tüm şıkları muhakkak inceleyin. Sıcak bir Temmuz gecesi doğmuşum. Doğmuşum fiil. Onu doğmuşum olmuyor. Dolayısıyla iş fiili değil. İrademiz var mı burada? İrademiz yok. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Oluş fiili. Otobüste hep cam kenarında otururum. Otururum fiil. Onu otururum diyemiyorum. İş fiili değil. İrademiz var mı? Kendi isteğimle oturuyorum. O zaman durum fiili. Bebeği iki ayda ne kadar büyümüş? Büyümüş fiilimiz. Onu büyümüş diyemiyorum. İş fiil değil. İsteğiyle mi büyüyor bebek yoksa irade dışında mı? İrade dışında büyüyor. İrade dışında olduğu için oluş fiili. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? A oldu. Üçüncü sorumuza geçelim hemen arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi bu cümledeki fiille aynı anlam özelliğine sahiptir? Bu tip soru tiplerinde hemen yukarıdaki cümleyi bulacağız. Oradaki fiilin anlamını bulacağız. Sonra ee, özdeş olanı aynı olanı bulacağız arkadaşlar şıklardan. Yolculuk sırasında hepimizin karnı acıkmıştı. Şimdi acıkmıştı fiilimiz. Onu acıkmıştı diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Dolayısıyla iş fiili değil. Şimdi insan iradesiyle mi acıkır? İradesi dışında mı? Ee, i̇radesi dışında acıktığı için bu nedir arkadaşlar? Oluş fiildir. Demek ki biz şıklardan neyi arayacağız? Oluş fiilini arayacağız. Şimdi ilk şıktan başlayalım. İki gün önce aldığım ekmekler bayatladı. Bakın onu bayatladı. Olmuyor. Dolayısıyla iş fiil değil. Bayatlama işi kendiliğinden olan bir şey olduğu için, irade dışı olan bir şey olduğu için nedir arkadaşlar? Oluş fiildir. Çocuklar sabahtan akşama kadar derede yüzdü. Onu yüzdü. Olmuyor. Yani... Eee... Tek başına düşünürsek sanki e, oluyor gibi ama cümleye göre düşüneceğiz. Onu yüzde olmuyor. Bakın e, buna dikkat edelim. Çünkü fiillerin anlamı cümleden cümleye değişirdi. Şimdi iş fiil değil bu. Peki yüzme işi insanın iradesiyle mi? İradesiyle olan bir şeydir. O zaman bu nedir? Durum fiildir. Kar yağınca okuldan eve kadar yürüdük. Onu yürüdük diyemiyoruz. Dolayısıyla iş fiil değil. Peki... E, oluş mu durum mu? E, yürüme işi insan kendi isteğiyle yaptığı için durum fiildir. Bayram geldiği için evin her yerini, her yerini temizledi. Onu temizledi. Bakın oluyor mu? Oluyor. Zaten evin her yerini demiş. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? İş fiildir. Bizden aynı özelliğe sahip olanı soruyordu. O da aşıkımız. Oluş fiili. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerdeki fiillerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Hemen bakalım. Son romanını 6 ayda yazmış. Yazmış fiilimiz. Onu yazmış diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Zaten son romanını diyor. Evet dolayısıyla iş fiili. Öğretmenimiz için çiçek topluyoruz. Topluyoruz fiilimiz arkadaşlar. Topluyoruz fiilimiz. Onu topluyoruz. Diye, onu topluyoruz diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Zaten çiçek var. Dolayısıyla iş fiili. İki haftadır dolapta bekleyen peynir küflenmiş. Küflenmiş fiilimiz arkadaşlar. Onu küflenmiş diyemiyorum. Bakın onu küflenmiş diyemiyorum. Dolayısıyla iş fiili değil. Ya durum fiili ya da oluş fiili. Peki iradesiyle mi? irade dışında mı? İrade dışında küflenir. Dolayısıyla ne oluyor? oluş fiili oluyor. Eve gidince bir saat dinleneceğim. Dinleneceğim fiilimiz. Onu dinleneceğim diyebiliyor muyum arkadaşlar? Hayır diyemiyorum. Deli, dolayısıyla iş fiil değil. Ya durum fiili ya da oluş fiili. Hemen düşünüyorum. İnsan kendi iradesiyle dinlenir mi? Evet. Dolayısıyla burada irade olduğu için durum fiili. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar iş fiili, iş fiili oluş ve durum fiili olan denizli şıkkı. Beşinci ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil anlam özelliği bakımından diğerlerinden farklıdır. Anlam özelliği bakımından. Evet çocuk gemiye uzun uzun baktı. Baktı fiilimiz. Onu baktı diyemiyorum. İş değil. Bakma işi öznenin iradesiyle olduğu için nedir? Durum fiilidir. Basketbolda basketbola başlayınca boyu uzamış. Uzamış fiilimiz. Onu uzamış diyemiyorum. İş fiili değil. Peki irade var mı burada? İrade dışında gerçekleşen bir eylemdir uza, uzamak. O zaman bu oluş fiildir. Fırında iki tepsi börek pişiyor. Şimdi pişiyor. Nedir arkadaşlar? Fiilimiz İki tepsi börek pişiyor. Ee, onu fi, onu zamirini getiriyorum. Onu pişiyor diyebiliyor muyum arkadaşlar? Diyemiyorum. Dolayısıyla iş fiili değil. Peki kendiliğinden mi pişiyor yoksa kendi ira, e, iradesiyle mi pişiyor? İrade dışı mı? İrade dışı gerçekleşen bir eylemdir. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Oluştur. Dondurmam sıcak havada hemen eridi. Eridi fiilimiz. Onu eridi diyebiliyor muyum arkadaşlar? Diyemiyorum. Peki e, öznenin iradesi var mı burada? Yok. E, öznenin iradesi olmadığı için bu da oluştur. Farklı olan hangisi oldu arkadaşlar? Aşkı oldu. Bu son sorumuzla arkadaşlar dersimizi bitirelim. E, beni dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. E, Videonun altına yorum olarak bilemediğiniz soruları yazarsanız muhakkak oradan da cevaplandırırım arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.